göre 1989 yılında Türkiye'de bir köyde köylüler ilginç bir sis tabakası olduğunu fark ederler. Sisin içinde ise orada olmaması gereken bazı şeyler vardır. Günler geçtikçe köy halkının başına açıklanamayan kötü şeyler gelmeye başlar. Hayvanlar ortadan kaybolur, ekinler açmaz, tavuklar yumurtlamaz, hatta köydeki kadınlar hamile kalamamaya başlar. Derken köye bir gazeteci gelir ve işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Kara dedeler adı verilen bazı varlıkların insanlara musallat olduğu söylenir. Bu hikayeye sosyal medyada, televizyonda ya da herhangi bir gazetede denk gelmiş olabilirsiniz. Peki gerçekte kara dedeler olayının aslı neydi? Gerçek aslında çok farklıydı. Gelin kara dedeler olayını bir de benden dinleyin. Are you scared? Tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Biliyorsunuz ki Tünel'den önceki Beyaz Ev serisinin ikinci kitabı Bodrum Kat'a çıktı. Ve serinin son kitabı sadece birkaç hafta sonra sizlerle olacak. Beklemede kalın ve detaylar için YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videoda insanların hayatını kaybetmesine neden olduğu rivayet edilen bazı paranormal olaylardan bahsedeceğim. Eğer bu tarz konulara karşı hassasiyetiniz varsa videonun devamını izlemenizi tavsiye etmiyorum. 1988 senesinin sonu, 89 senesinin başında köylüler Kırklareli'nin Davutlu köyü olduğu iddia edilen bölgede bazı açıklanamayan şeyler yaşamaya başladılar. İddia edilen diyorum çünkü bu köyün aslında olayların yaşandığı köy olmadığı ve bu köyde başka şeyler olduğu söyleniyor. Bu kısmı hatırlayın, o konuya birazdan geri döneceğiz. Köy halkı hava karardıktan sonra bir takım varlıklar görmeye başlarlar. O günden sonra belli bir süre köyde yaşayanlar evden dışarı adımını atmak istemez. Rivayete göre köye bir sis inmiş ve sisin içinde bazı cin benzeri varlıklar belirmeye başlamıştır. Köydekiler bu varlıklara kara dedeler der. Hayvanlar ortadan kaybolur, ekinler açmaz, tavuklar yumurtlamaz, hatta söylentiye göre köydeki kadınlar bir süre sonra gebe kalamamaya başlar. Ancak kimse neler olduğunu da tam olarak bilmez. Bu olay o sene bazı gazetelerde yayınlanır. Gazete küpüründe olayların K ilinin, L ilçesinin, D köyünde yaşandığı yazar. Olaylar duyulmaya başlayınca işin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye gider. Genç gazeteci HB köy meydanında dolaşır, muhtarla görüşür, köylülerle röportaj yapar ve köyün neredeyse tamamı bu paranormal varlıkları ya da üç harfleri gördüğünü iddia eder. Bir de baktım ki bir simsiyah gözlü 2 metre boyunda kara dede gelmiş kapıya dayanmış dışarı kapısına, balkon kapısına. Çıkın buradan. Buraların sahibi benim. Çıkın buradan. Buralar bizim. Buradan çıkın gidin dedi bize. Ağaçın kuzusular geldi. Evet. Ağacın dibine bir baktım kan damlıyor. Kan damlıyor. Bir baktım 3 tane ceset. Ancak bir gariplik vardır. İnsanların söyledikleri şeyler çok gerçekçi değildir. Ve ağız birliği yapmış gibi konuşurlar. Ayrıca tesadüf müdür bilinmez ama gazetecinin köyde kaldığı 11 gün boyunca herhangi bir olağanüstü ya da doğaüstü bir şeye rastlanmaz. Bunun üzerine buradan bir haber çıkartamayan ve parası bitmeye başlayan gazeteci, kamerasını orada yaşayan 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır. Adam kameranın nasıl çalıştığını çocuğa anlatır ve olağan dışı ya da paranormal bir şey olursa çocuktan kayıt altına almasını söyleyerek ayrılır. 3 gün sonra gece vaktinde sivil giyinimli 4 jandarma gazetecinin kapısına dayanır. Ve İstanbul'daki evinden köyde çektiği kasetleriyle birlikte alınarak L ilçesinin jandarma komutanlığına getirilir. Ve jandarma komutanı kıdemli yüzbaşı AS tarafından sorgulanır. Sorgu ise kameraya alınır. Kamera ile kaydedilen sorgunun nedeni, köydeki 3 evde yaşayan 7 kişinin kısmen parçalanarak öldürülmesi ve bir evin duvarına Arapça harfleriyle gazeteci HB'nin isminin kan kullanılarak yazılmasıdır. Gazetecinin kameraya verdiği çocuk da ne yazık ki ölenler arasındadır. Gazeteci sorgulanır ve köyde geçirdiği süreyi ve yaşadıklarını anlatır. Ardından masumiyeti anlaşıldıktan sonra salınır. Bu olaydan kısa bir süre sonra 3 Şubat 1989 tarihinde gazetecinin köy yakınındaki bir ormanda kıyafetleri, botları ve not defteri bulunur. Kendisi ise kayıptır ve gazeteciden bir daha haber alınamaz. Başına ne geldiği ise bilinmez. Meydana gelen bu olayın bölge halkı arasında korku ve paniğe yol açmaması için olay köylülere bir cinnet vakası olarak aktarılır. Cenazeler sadece köylülerin ve jandarmanın katılımıyla
büyük bir gizlilikte köy mezarlığına defnedilir. Yine iddialara göre köylülerin çok büyük bir çoğunluğu bu olaydan sonra köyü terk eder. Köydeki hızlı nüfus azalmasının sebebinin ise bu olduğu söylenir. Hepsi bu kadar da değil. Yıllar sonra kayıp olan gazeteciyi sorgulayan jandarma ise bunalıma girerek intihar eder. Tüm bu olayların hepsinin bir şekilde bağlantısı olduğuna ve buna sebep olan şeylerin ise köydeki bazı ruhani veya cini varlıklar olduğuna inanılır. İntihar eden yüzbaşının kızı ise babasının ölümünden bir süre sonra babasının gizli kasasını açar ve içinde 3 adet zarf bulur. Zarfların bir tanesinde siyah beyaz fotoğraflar, diğer ikisinde ise kayıp gazeteciye ait ormanlık alanda bulunan not defteri vardır. Ayrıca 1989 yılına ait gazete küpürleri ve 3 adet de video kaset bulunur. Kasetlerin üzerinde yazan şey ise Karadedeler olayı 1989'dur. Bir süre sonra maddi sıkıntı çeken yüzbaşının kızı bu kasetleri satar. Daha sonra 2011 yılında ise bu kasetler derlenerek Karadedeler olayı adı verilen film piyasaya sürülür. Ve iddialara göre kasetlerdeki görüntüler gerçektir. Ancak kişilerin isimleri kısmen sansürlenmiştir. Acaba gerçekten öyle midir? Bu anlattığım hikayeyi bu tarz konulara ilginiz varsa bir yerlerde duymuşsunuzdur ya da filmini izlemişsinizdir ya da gazetelerdeki haberlere denk gelmişsinizdir. Ayrıca belirttiğim filme hem YouTube'da hem de diğer sosyal medya hesaplarında ücretsiz olarak erişim sağlanabilir. Öncelikle gerçek olduğu iddia edilen bu filmin, daha doğrusu kasetlerin içindeki görüntüler çok büyük ihtimalle gerçek değildir. Çünkü oyuncuların isimlerini internete yazdığımızda aslında film içindeki bazı kişilerin gerçekten oyuncu olduğu ve Karadeniler olayı isimli filmden sonra da bazı yapımlarda yer aldığı görülebilmektedir. Özellikle de çekimlerden sonra kaybolduğu iddia edilen gazetecinin. Diğer bir kafa karıştıran konu ise filmdeki ve kasetlerdeki kişilerin şiveleridir. Benim anne tarafı, daha doğrusu akrabaları Lüleburgazlı arkadaşlar ve ben çocukken oraya giderdim arada bir. O zamanlardan hatırladığım kadarıyla gerçekten oranın, yerel halkının aksanı ve şivesi böyle değildi. Birinci ağızdan bilen biri olarak size bunu rahatlıkla aktarabilirim. Ayrıca filmi izleyenler ya da izleyecek olanlar varsa gazetecinin röportaj yaptığı kişilerin de neredeyse hiç takılmadan konuştuklarını ve sanki bir senaryodan ezberlemiş gibi olayları aktardığını görebilirsiniz. Çocukların kendi aralarındaki konuşmaları oldukça doğal ama aynı şeyi yetişkinler için söylemek pek mümkün değil. Ayrıca gazetecinin de özellikle Mehmet Emmi isimli kişiyle görüşürken dalga geçermiş gibi bir ses tonuyla soru sorduğu yine gözlemlenebilir. Selamünaleyküm Mehmet Emmi. Gelmişler sen benim. Nereye düşerken ha? Emmi dün çok korkuttun beni ya. Kahve de öyle çıktık bir anda sisler içinde. Üstüme yürüdün. Emmi ben gazeteciyim, ben sizin için geldim buraya. Bir iki şey soracağım sana. Ne soracaksın bana anne? Ne soracaksın bana? Bu olayı araştırmaya başladığımdaki sanıyorum 2-3 hafta geçti arkadaşlar. Gerçek olduğu iddia edilen görüntüleri ve gerçek hayatta gerçekten yaşandığı iddia edilen olayları derleyip karşılaştırmaya çalışıyorum. O yüzden videoyu toparlayıp yayınlamam aslında bu kadar zaman aldı. Ve bu sebeple son birkaç haftadır eski gazete arşivlerini bayağı bir kurcaladım denebilir. Özellikle 1988 yılının sonu ve 1989 yılının başındaki gazete arşivlerine daldım çıktım ve bazı gazetelere bakma imkanım oldu. 1989 senesi Ocak ayında, yani olayların geçtiği iddia edilen zamanlardaki arşivlerde Türkiye'nin bir köyündeki cin benzeri varlıklarla ilgili herhangi bir habere denk gelemedim. Ayrıca intihar ettiği söylenen AS isimli yüzbaşının haberlerini de geçmişe dönük hiçbir yerde bulamadım. Evet, bazı intihar haberleri mevcut ama isimler çok farklı. Belki ben bulamadım. Siz bu videoyu izledikten sonra eğer araştırmak isterseniz ve geçmiş arşivlerde bu tarz haberlere denk gelirseniz bana iletmeyi unutmayın. Yani buradan aslında Karadeniler olayı yazınca karşımıza çıkan gazete küpürlerinin sahte olabileceği ve sadece film için hazırlanmış olma ihtimalini de çıkartabiliriz. Diğer bir konu ise video başında da kısaca değindiğim ve bu gazete küpürlerinde gördüğümüz iddia edilen köy, yani K şehrinin L ilçesinin D köyü. Gazete küpürleri bu şekilde karşımıza çıkınca insanlar mantık olarak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Davutlu köyü olduğunu düşündü. Ancak köy muhtarları kesinlikle böyle bir olay olmadığını savunuyor. Film yayınlandıktan sonra eski köy muhtarı Ali Osman Karagöz ve Cevdet Ayaz, köyün adının hem film hem de araştırma yapmak için köye gelen insanlar tarafından kötüye kullanıldığı gerekçesiyle hukuki süreç başlatmış.
Ancak bu hukuki süreçlerden olumlu bir geri dönüş alınamamış. Ayrıca köyde yaşandığı iddia edilen bu doğaüstü şeyler insanlarda korku ve kaygıya neden olduğundan köy nüfusunun hızlı bir şekilde azalmasına da neden olmuş. Kasetlerde bu filmin sonlarına doğru göze çarpan bir diğer ilginç detay ise fındık ağaçları. Buna birçok forumda denk geldim. Bazı kişiler özellikle de kamera küçük çocuğun eline geçtikten sonra insanlar görüntülerde fındık ağaçlarının belirdiğini iddia etmiş. Trakya'nın o bölgesinde fındık yetişmiyor. Eğer çekimler gerçekse burası zaten Trakya'nın herhangi bir bölgesi olamaz. Kasetlerin gerçek olduğunu savunan bazı kişiler ise buranın aslında Karadeniz tarafında olduğunu iddia etmiş. Ancak neresi olduğu konusunda yine kesin bir kanıt bulunmuyor. Ayrıca halk arasında bilinen tarafıyla bu olayların oluşmasının neden olan şeyin köyde görülen cine benzer varlıklar olduğuna inanılıyor. İnsanı ürperten bu dramın arkasındaki sis perdesi hakkında hala net ve aydınlatıcı bir bilgi ya da kanıta rastlanamamış olması cin gibi görünmeyen varlıkların lanetli olduğu inancını ortaya çıkartıyor. Şimdi paranormal varlıklar, cinler ya da ruhani varlıklar, artık dini inancınız ne şekildeyse, ne demek isterseniz bunlara ya da bu tür varlıklara inanırsınız inanmazsınız, o ayrı bir konu. Doğaüstü güçler cinler de dahil insan psikolojisini bozsa da bu tür varlıkların aslında gelip de birini öldürdüğü ya da fiziksel olarak zarar verdiği ne görülmüş, ne duyulmuş, ne de kanıtlanmıştır. Olayı araştırma imkanı bulmuş ya da bir şekilde kara dedeler olarak atfedilen bu olayı tanıdıklarından birinci ağızdan işitmiş olan ufak bir kesim ise olayın aslında ruhani varlıklarla hiçbir alakası olmadığını, işin içinde çok daha karanlık ve ürkütücü detaylar olduğunu savunuyor. Ben kendi düşüncelerimden kesinlikle bahsetmiyorum arkadaşlar burada, onu da parantez içinde belirteyim. Sadece bu konuyu araştırırken gerçekten ilginç bazı yorumlara ve yazılara denk geldim. Hatta bir tanesini burada birazdan sizlere okuyacağım. Bu olayın aslında geçmiş yıllarda yaşanan bir istihbarat savaşı olduğu ve ardında gizli kapaklı bazı işler döndüğü iddia edilmiş durumda. Tekrar ediyorum, kesinlikle benim kendi fikirlerim değildir. Araştırırken bu tarz iddialara ve yazılara da denk geldiğim için bu ihtimalle sizlerle bu videoda paylaşmak istedim. Aslına bakarsanız Karadeniz olayının arkasında bazı garip ve ilginç detaylar mevcut olduğu rivayet edilmiş durumda. Olayın ayrıntılarında biraz önce de bahsettiğim gibi gazetecinin kaybolması, jandarmanın intihar etmeye kalkışması ve benzer olaylar bu kişilerin bir çeşit üstü kapalı olaylar silsilesine ve bir istihbarat savaşının ortasında kalmasına işaret ediyor olabilir. Bilinmemesi gereken şeyleri bilinçli ya da bilinçsiz olarak öğrenmek ya da bunlara bir şekilde müdahil olmak bazen ölüme kadar götüren sonuçlar doğmasına sebep olabilir. Köylülerin ağız birliği yapmış gibi aslında aynı şeyleri tekrarlamasından da bunun bir olasılık olduğunu dile getirebiliriz. Eğer gerçekten bir karadedeler olayı vardıysa ve köy halkı arasında bu tarz söylentiler yayıldıysa köy halkından bazı kişiler de bu olaylara bulaşmış olabilir. Anlatmak istediğimi yerel bir gazetenin altına eklenen yorumlardan birini burada şimdi size okuyunca daha net anlayacaksınız. Halka açık olarak yayınlandığı için burada da sizlerle paylaşmamda herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki sadece bu gazetede değil, aynı zamanda farklı sitelerde, farklı forumlarda ya da farklı haber kaynaklarında denk geldiğim yorumlarda da benzer konulara değinilmiş arkadaşlar. Bu kişiler neye istinaden bu tarz yorumlarda bulunuyorlar? Tabii ki orasından hani %100 kesin emin değiliz. 8 Ocak 2013 tarihinde yapılan bir yorum var ve bunu size hızlıca okuyacağım. 1989'da bahsedilen köyde insanlar cin gördüklerini zannederek korkuya kapılırlar. Fakat işin aslı bölgedeki jandarma kolunda dönen olaylardır. Jandarma komutanı, kıdemli yüzbaşı, isimleri sansürlüyorum, ve karşıdaki birkaç kişi daha köydeki görevlerini kötüye kullanarak yanlışı işler yapmaktadır. Üstelik bölgede havaya ateş açma, yalandan çatışmalar yapılmaktadır. Amaç ise bölgede olağanüstü hal ilan ettirmek ve hem illegal işlerini rahatça sürdürebilmek için bölgeye daha çok hakim olmak hem de maaşları yükseltmektir. Aynı zamanda köylüler de akşamları dışarı çıkmasınlar diye kulaktan kulağa kara dedeler söylentisini yayarlar. Genç gazeteci Hakan Bey ise temelde metafiziksel olaylara inanmayıp işin aslını ortaya çıkarmak için köye gider. Fakat köyde haber çabucak yayılarak jandarma karakoluna kadar ulaşır. Hakan köyde kaldığı sürece jandarmalar işler basına yansıyıp başlarını yakmasın diye sessiz kalırlar. Gazeteci de 11 gün boyunca sıra dışı hiçbir şey olmayınca ve parası azalınca evine dönmeye karar verir. Fakat köylüler arsızdır. O gittikten sonra kesin bir şey olacağını söyleyip dururlar ve Hakan'dan kamerasını bırakmasını isterler. Gazeteci köydeki bu cin gözlere güvenmediği için kamerayı akıllı gördüğü bir çocuğa bırakıp çocuğun da eline kamerayı başka birisine vermemesi için biraz para sıkıştırır.
Çocuk evlerde, köyün arkalarında, arazilerde, ormana giden yolda elinde kamerayla bir şeyler ararken devreye gezen jandarma çocuğu görür. Ve önce arkasından yaklaşıp kamerayı almak ister. Çocuk kamerayı bırakmayınca görünmemek için kaçarlar. Daha sonra çocuk bunu köydeki bazı kişilere izlettirmek ister ve lafı geçince 6 kişi merak edip toplanır. Fakat haberi jandarmada alır. Köydeki televizyon bulunan 2-3 evden birinde bu 7 kişiyi bularak olay yayılmasın diye öldürürler. Kasetleri de alırlar. Fakat köylüler kaseti izlemek için kamerayı ayarlamaya çalışırken kayda almışlardır. Ve ölümleri bu şekilde yanlışlıkla belgelenmiştir. Aynı zamanda jandarma çocuğun gazeteciye haber verdiğinden kuşkulanmıştır. Bir yandan da çocuğun gazeteciye bu kadar kısa sürede ulaşmasına pek ihtimal vermemektedir. Fakat İstanbul'daki karakola haber verirse başkaları da uyanabileceğinden sivil biçimde kendileri gidip gazeteciyi evinden alırlar. Böylece amaçları gazeteciyi sorgulayıp bir şey bilmediğinden emin olunca da serbest bırakmaktır. Ama Hakan sorguya alınmasından şüphe ederek olayın üzerine gidince serbest bırakıldıktan sonra takip edip tenhada yakalarlar. Ve ormanın içine götürüp kaçamasın insan içine çıkamasın diye çıplak soyarak bir ağaca bağlarlar. Elbiselerini de ormanın başka bir yerine bırakırlar. Soruşturma bir şekilde bağlanır. Ama karakolundakiler de çok fazla ses çıkmaya başladığı için illegal işleri kesmeye karar verirler. Çok geçmeden de dağılmaya karar verirler. Yüzbaşı ise vicdan azabı duymaktadır. Bu hislerden dolayı emekliliğini isteyip köyde kimseyle yüzleşmemek için İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat hiçbir zaman vicdan azabından kurtulamaz. Sonunda da çareyi kendine öldürmekte bulur. Kızı ise ortaya çıkan kasetlerde ne olduğunu merak edip izlediğinde babasının imza attığı bu vahşeti izleyince dayanamaz. Daha sonra da maddi sıkıntılardan kaseti gazetecilere satar. İlginç bir yorum. Bunun dediğim gibi hangi köy olduğu bilinmiyor. Eğer görüntüler gerçekse ki bence gerçek değil. Dediğim gibi hangi köy olduğu birazcık belirsiz. Başka bir yorum ise yine arkadaşlar denk geldim. 30 Mayıs tarihinde 2018'de yayınlanmış. Demiş ki yalan. Ben Davutlu köyü sakiniyim. Ölenler aile içi cinnet sonucu öldü. Gerçekten köyde bir ölüm vardıysa bilemiyorum. Başka bir kişi ise demiş ki arkadaşlar bu yorum da 2013 yılından. Muhtarla röportajı birebir yapan birisi olarak ve filmi de izlemiş birisi olarak diyorum ki filmdeki köy ile Davut'la arasında uzaktan yakından hiçbir benzerlik yok. Bu kısma kesinlikle ben de katılıyorum. Köyün her tarafını karış karış gezdik. Haberin yanı sıra bu konuyla ilgili sitesinde röportajın görüntülü hali yer alıyor. Yalnız işin ilginç yanı şu. Film sinemada gösterimden kalktı, DVD'si çıktı, üzerinden bir seneden fazla zaman geçti. Ne yapımcı şirket ne de filmin yönetmenleri ortada yok. Bu kanaatince kuyuya atılan bir taşın etkisinden ibaret. Yani adamlar film yaptı, reklam olsun diye böyle bir şehir efsanesi yarattı belki de. Hala kafamda muallak konular var. Demiş arkadaşlar. Yine 2013 yılından başka bir yorum ise şu şekilde. Ben Davutlu Köyü'nün 15 kilometre uzağındaki Düğüncübaşı Köyü'nün sakiniyim. Bir kere filmdeki insanların şivesi hiç bizim oralara benzemiyor. Biraz önce söylediğim gibi aynı yorum yapmış buradaki kişi de. Ve ağızlarının hareketine baktım. Yapay seslendirme gibi demiş. Bu ve benzeri yorumlara denk geldikten sonra arkadaşlar işin bu kısmıyla ilgili biraz daha araştırma yapmaya çalıştım. Yani gerçekten dışı bir şeyler oldu mu bir köyde ya da bir yerde. Ancak elimi bu konuyla ilgili hangi siteye attıysam kapandığını ya da yasaklandığını ya da ilgili makalenin veya yazının kaldırıldığını gördüm. Dolayısıyla bu konuyla ilgili net bir sonuca da hani ne yazık ki ulaşamadım. Mesela bu site içeriğindeki bilgiler nedeniyle kapatıldığından bahsediliyor arkadaşlar. Ayrıca konuyla alakalı yine başka bir içerik daha burada. Burada da içeriğin kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Yani başlık var. Ama tıkladığımız zaman haber kaldırılmış ya da silinmiş bir şekilde. Kısaca karadedeler olayıyla ilgili bulabildiğim teoriler şimdilik bu kadar. Her zamanki gibi ben anlatırım, inanıp inanmamak tamamen size kalmış. Siz de olayı bir yerlerden duyduysanız ya da o taraflarda oturan yakınlarınız varsa ya da ikinci ağızdan ya da birinci ağızdan Davutlu Köyü ile ilgili ya da Davutlu Köyü'nün dışında arkadaşlar karadedeler olayıyla ilgili herhangi bir şey duyduysanız ya da İlginç bir bilgiye denk gelseniz lütfen ama lütfen benimle paylaşın. Aşağıdaki yorumlara ekleyebilirsiniz ya da mail olarak yazabilirsiniz. Ulaşıp duyduğunuz şeyleri aktarabilirsiniz. Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlara eklemeyi unutmayın ve sağlıcakla kalın.